İşinizi büyüten teknolojiler Turkcell'de. Turkcell işte hayatı sunar. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir işte hayatta karşınızdayız. Bugünkü konuğum Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı. Hoş geldiniz Güler Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz Olur için. Olur mu? Sizi nasıl kabul etmeyiz Güler Hanım? İş dünyasının en başarılı kadını. 2004 yılında Sakıf Sabancı'dan sonra Sabancı grubunda yönetim kurulu başkanlığına getirildiniz. Ve o tarihten sonra da hem Türkiye'nin hem de dünyanın beğenerek başarılı bulduğu iş kadınları arasında yer aldınız. Sonra geçenlerde MIT'de, Amerika'da öğrencilere liderliğin, başarılı bir liderin sırlarını anlattınız. Sizce nedir bu sırlar? Aslında çok bir sır yok. Yani başarılı bir liderin, insan kendi liderliğini tarif edemiyor. O konuşmamda da o konuşmaya hazırlanırken daha çok birlikte çalıştığım kişilere ben nasıl bir liderim diye sordum. Onların beni tariflemesini istedim. O bilgiyi götürdüm gençlere. O da Oğuz Babiroğlu'yla ben yıllardır çalışırız hocamla ve çok arama konferansları yaptık. Şirketler için, üniversite için, müze için, vakıf için filan farklı konumlarda, farklı ortamlarda ve uzun çalışmalarımız oldu. 20 yıldır birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla ben kendisine sordum. Ben nasıl bir liderim diye. Oğuz Babiroğlu da bir takım kendi görüşlerini, değerlendirmelerini yazmış. Daha sonra bir yönetim bilimci olarak yönetim bilimleri fakültesindeki bazı hocalarla konuşmuş ve onlar karar vermişler ki bendeki özellikler transformational leadership dedikleri, yani dönüşümcü liderlik dedikleri bir liderlik sınıfına giriyormuşum. Nasılmış? Bu tabi akademik evet, bir tarif. Çok. Oldukça akademik ne bir tarif. Ne demek istiyormuş? Ama ne demek istedikleri şu. Bir kere hakikaten ön yargısız olmak önemli bir konu diye düşünüyorum. Değişime açık olmak önemli diye düşünüyorum. Ve siz ön yargısız. Ve ben ön yargısız başlarım her konuya. Hiçbir konuya hayır diye başlamam. Neden olmasın önemli, diye başlarım. Evet. Evet, dolayısıyla böyle başlayınca alternatifleri görme imkanınız oluşuyor. Neden olmasın dediğiniz zaman bu da olur, o da olur. Yani alternatiflere açık olmak, ön yargılı olmamak, takım çalışması yaparken bazı ön yargılıları bilerek ona göre o oyunun kurgulanmasına dikkat etmek, ekibi ona göre oluşturmak ve ikna etmek. Ben çok tartışmayı severim. Tartışmadan çok şey öğrenildiğine inanırım. Ekibin bir arada tartışmasından da çok büyük fikirler, önemli konular çıktığına inanırım. Bunlar ve bunları tabii uygulamaya koyarken dediğim gibi biraz değişime açık olmak ve değişimi istemek lazım. Değişimin önünde gitmek lazım. Değişimden korkmamak lazım. Herhalde en önemli özellikler bunlar olsa gerek. Size bu arada soru sordular mı MIT'de? Çünkü Türkiye'den çok başarılı bir kadın gidiyor değil mi? İş dünyasında soru da geldi. Evet tabii sorularımız ne, da merak geldi. Neyi ediyorlar mesela en çok? Ben konuşmamı, oradaki konuşmamı kendi kariyerime ve kariyerimdeki gelişmelere ve aynı dönemdeki paralel Türkiye'deki gelişmelere paralel bir konuşma yaptım. Yani ben 78 yılında mezun oldum Boğaziçi Üniversitesi'nden. Evet. Türkiye'nin en zor dönemlerinde, en zor dönemleriydi. Muazzam belirsizlikler olduğu bir dönemdeydi. İhtilal oldu. Turgut Özal iktidara geldi. 80'li yıllar. Benim kariyerim böyle başladı. Bu benim kariyerim, Sabancı'nın gelişmesi ve Türkiye'deki gelişmeler. Bunları birbirinden ayırmak zordur. Birbirine çok paralellikleri var. Ülke iyi gittiği zaman, ülkenin önü açıldığı zaman, ülke iyi yönetildiği zaman,
Yani governance çok önemli, yönetişim dediğimiz şey. Tabii. Bu şirketler için de önemli, her enstitü için önemli ama ülkeler için çok önemli. İlke iyi yönetiliyor ve ileriye doğru gidiyorsa bizim işlerimiz de ileriye doğru gidiyor. Siz de başarılıysanız eğer kariyerinizde o düzende ilerleme imkanı buluyor. Konuşmam böyle bir konuşmaydı. Evet. Şuna dikkat ettim. Bu yıl Sabancı Üniversitesi 10. lisans. 10. lisans. 13. de lisans üstü. 13. de lisans mezunlarını üstü verdim. Mezunlarımızı verdim. Oradaki konuşmanızı dinledim. Sonra şu notları aldım. Öğrencilere yaptığınız konuşmada şöyle diyorsunuz. Her zaman pozitif olun. Pozitif düşünün. Fırsatlarda zorluklar aramayın. Yapıcı ikliminizi gittiğiniz her yere taşıyın. Hedefleriniz olsun. Hangi limana gideceğinizi bilmiyorsanız hiçbir rüzgar sizin için doğru rüzgar değildir. Bu arada rüzgar bizi bırakmıyor. Evet, evet, Böyle bir güzel bir konuşma yaptınız. Peki iş yaparken bu söylediklerinizi ne kadar uyguluyorsunuz? Evet, benim yani aslında hele en son söylediğiniz bir Çin atasözüdür. Evet, denizciler için söylenmiş bir sözdür, yelkenciler için özellikle. Ve denizde ve yelkende olanlar bunu gayet iyi bilirler. Eğer hangi yöne, hangi limana gitmek istemiyorsanız hiçbir rüzgar sizin için doğru rüzgar değildir. Ondan faydalanamazsınız. Dolayısıyla da ben bunu bir stratejik yönetimin önemine istinaden söylüyorum. Hakikaten buna çok inanırım. Çalışmalarımda buna çok önem veririm. Grubumuzda da stratejik yönlendirme, stratejik yönetim çok önemli bir süreçtir. Biz Sabancı'da 10 yılın ötesine bakarız, 3 yıllık planlar yaparız, 1 yıllık bütçeler yaparız ve bunu her sene yaparız. Dolayısıyla benim çok inandığım bir konudur bu. Diğeri de Churchill'in söylediği bir söz. Churchill önemli bir devlet adamı ve şöyle söylemiş. Evet, onun şu bağlamda söylemiş. Özellikle bizim gibi emerging yani gelişmekte olan ülkelerle ilgili söylemiş. Ve ne kadar doğru olduğunu bizim ülkemiz için ve bizim insanlarımız için de ne kadar geçerli olduğunu bildiğim, düşündüğüm için söyledim. Churchill şöyle demiş, gelişmekte olan ülkelerde tehditlerden fırsat yaratılır. Fırsatlardan tehdit değil veya zorluklardan fırsat yaratılır. Fırsatlardan zorluk düşünme. Bu çok önemli bir mindset yani düşünce şekli. Yani hakikaten bazı insanlar vardır ki size bir şeyin gelirler neden olmayacağını hep anlatırlar. O çok fazla ileriye götürmez sizi. Kendisini de sizi de. Dolayısıyla hem negatiftir hem de bir fırsatı görmemek demektir bu. Yani halbuki sıkıntılarda da problemlerde de zorluklarda da bir fırsat vardır. Bunu görebilmek, bunu çıkartabilmek başarıda önemli bir unsurdur. Sizi çok proaktif yapar ve önemli bir unsurdur. Ama bunu düşünmek lazım. Yani bu bir insanın kendi kendini terbiye edebileceği bir konudur. Pozitif düşünmeye başlayarak evet, herhalde değil mi? Evet, çok aynen. Pozitif düşünmeye bakarak. Tabii. Önünüze bir sıkıntı geldi, bir problem geldi. Ya ben bunu nasıl fırsata çeviririm? Bundan ne? Bu sıkıntıyı nasıl bir daha iyiye götürebilirim? Bunun sonucunda daha iyi bir şeyi nasıl elde nasıl edebilirim? Bir fırsat yaratabilirim değil evet, mi? Çok, evet. Çok güzel. Bu hayatın her aşamasında kullanılabilir. Yani siz bana iş hayatımı sordunuz ama evet, bu yaşamın her noktasında, değil mi, kullanılabilecek bir konu. İnsanı daha iyi hissettirecek kuşkusuz bu. Evet. Görüyorum ki Sabancı Üniversitesi sizin için çok böyle özel bir yeri olan bir kurum. Bu yılda 10. lisans. Evet, benim hayatımda çok önemli bir yeri siz var. Siz çok onun için çalışıyorsunuz. Çok yıllardır takip ediyorum sizi. Başka işler de yapıyorum ama bazen evet, sizin gibi geçenlerde bir basından bir arkadaşımız dedi ki nasıl oluyor Güler Hanım her yere üniversiteyle ilgili bir konu olduğunda hep oradasınız. Aynen. Yani başka zaman İnanılmaz. Sizi bulamıyoruz. Bu doğru belki de ama her buluşmasında varsınız üniversitenin her
Neredeyse her yerde. Evet, özen gösteriyorum. Özen gösteriyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani hakikaten 94 yılında, 95 yılında başladı Sabancı Üniversitesi projesi. Büyük bir sorumluluk da tabii duyarak başladım. Evet. Aile bana güvendi, amcalarım bana güvendi ve bu görevi bana verdiler. Sabancı isminin, itibarının çok önemli bir unsuru ve bunu doğru taşımak, doğru götürmek gibi bir sorumluluk duydum. Sonra çok yani çok şükür çok şanslıyım, çok iyi bir ekiple çalışma imkanım oldu. Gerek mütevelli heyetinde gerekse rektör olarak Tosun Bey'le başladık. Evet, evet. Daha sonra hakikaten çok kıymetli öğretim üyeleri oldu. Ve projede arzu ettiğimiz farklı durma, yüksek öğrenime, yani Türkiye'deki yüksek öğrenime bir fark getirme, bir yeni bir soluk getirme, yeni bir görüş getirme arzu ederek başladık. Çok şükür bir oraya geldi. Var, evet. Evet, oraya geldi. Ama benim hayatımda da önemli bir yeri var, doğrudur. Ve hafta sonları daha çok üstelik de, değil mi? Evet, evet. Yani bazen soruyorlar, bir hobi değil tabii hobi ki asla. Hobi değil tabii, asla bir hobi değil. Fedakarlık gibi görünüyor aslında. Öyle görünmez. Herhalde... İnsan hayatta sevdiği şeyler için fedakarlık demez. Yani ben o kelimeyi hiç kullanmıyorum. Bu da benim rahmetli babaannemin bir lafıydı. Kızım, insan sevdiği, istediği şeyleri yaparken fedakarlık yapmaz derdi. Doğrudur. Yani fedakarlık sayılmaz bu. Çünkü zaten evet. İstiyorsunuz yapmayı. Evet. Evet. Bu kadar çalışınca herhalde, bilmiyorum tabii başka sebepleri de olabilir ama birinci LYS birincisi Sabancı Üniversitesi'ni tercih mi etti? Evet, çok sevindirdi bizi. Öyle çok mi? Memnun etti. Bekliyoruz kendisini inşallah. Ama hangi bölümde okuyacakmış? Bilmiyorum. Bizim biliyorsunuz bölümsüz bir üniversitemiz Amerikan var. Sistemi. Bizim üniversitemiz bölümsüz. İlk iki sene bütün gençler aynı şeyleri okuyorlar ve dolayısıyla da hemen hemen de %50 değiştiriyorlar. Girerken ne düşünüyorlar, iki sene sonra ne istiyorlar. Ne kadar önemli bir önemli şey. Bir şey. Gerçekten... Çünkü hakikaten insanlar ne biraz istedim? Önce konuştuğumuz gibi, biraz önce bahsettiğimiz gibi insanlar sevdikleri bir işi yaparlarsa, sevdikleri, istedikleri bir mesleğe sahip olurlarsa mutlaka daha verimli oluyorlar, daha başarılı oluyorlar. Doğru. Ve de iki yıl sonra çok fazla... Bilmiyorum, hiç araştırma yaptınız mı? Yani ilk başta ne bileyim işte ben... Sürekli araştırma yapıyorum. Evet, gerçekten? Değiştiriyorlar. Demek ki yani nitekim biz buna bunu programı yapmadan önce de araştırma yapmıştık. Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş çalışmaları biraz önce de söylediğim gibi 94 yılında başladı ve uzun 4,5 sene çalışarak yaptık. Yani bir fikri hazırlığı, beyin planlaması... Çok özendik, çok önem verdik. Çünkü bu herhangi bir proje değil, bir fabrika kurmaktan farklı bir şey. Yani insanlar yetiştireceksiniz, evet. Ve doğru olmalı. Evet. Hatayı affeden bir konu değil. Dolayısıyla da çok önem ve özen göstererek çalıştık. O dönemde de çok araştırma yaptık. O araştırmalar bize zaten bunu gösterdi. Talebelerin yarıya yakını seçtikleri meslekten iki sene sonra çok mutlu değiller. Dolayısıyla dedik ki biz bunu yapmalıyız ve bu sadece Türkiye'de değil Şelale. Dünyada da bu böyle, Amerika'da da bu böyle. Gençler bütün bir perspektifi alarak bir tercih yapmıyorlar. Bir an birisinin etkisinde kalıyorlar, bir tercih yapıyorlar. Ama aslında kendilerine sunulan alternatifleri daha iyi anlama ve değerlendirme, bir de kendilerini daha iyi tanıma. Kendilerini daha iyi tanıdıkları zaman tam da o yıllar, çünkü tam değil mi da yani? O yıllar 18, daha 19, iyi, daha doğru karar veriyorlar doğrusu. Peki bu üniversitede tabii Sabancı grubunda özellikle bunların teknoloji konusu beni de çok heyecanlandırıyor açıkçası. Çünkü evet. Gerçekten gelecekte orada. Tamam. Siz de grup olarak oraya çok ciddi bir para yatırdınız. Biz bekleyebilir miyiz oradan enteresan bir buluş?
Nanoteknoloji çok önemli hakikaten. Dünya şu anda bunun üzerinde ve sevindirici olan bir şey var. Biz ülke olarak bu konuda geç kalmış değiliz. Bütün mesele burada. Yani herkesle hemen hemen aynı zamanda başlıyoruz. Amerika biraz belki daha ileride, biraz Japonya. Ama yani burada geç kalmış bir durumda değiliz. Ve bunu anlayan zaten, hakikaten burada bunu şey yapmamız lazım. Biz bu nanoteknoloji merkezini devlet planlamanın da teşviğiyle yaptık. Aslında devlet planlama ve Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleştirdik. 50 milyonun üzerinde bir yatırım yaptık. 50 milyon liralık? Evet, bir yatırım yaptık ama devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi ikinci fazını yapacağız. Fakat bütün bunların yanında önemli olan şu, çok ciddi, çok parlak araştırmacılar çekebildik buraya. Dünyanın her yerinden ve bizim için daha da önemlisi mesela bir ilk defa Sabancı Üniversitesi mezunu bir Özge diye bir parlak arkadaşımız öğretim üyesi ve araştırmacı olarak döndü MIT ve Harvard'dan nanoteknolojide çalışmak için. Yani bu önemli bir şey çünkü Özge gibi çok parlakları geri getirebilmek. Tersine beyin göçüne de sebep oluyor yani. Ve nanoteknoloji araştırmasının sonuçları sadece bizim araştırma yapmamız yeterli değil. Bu bütün bir sistem. Dolayısıyla da şu anda hükümetin uyguladığı ve yeni çıkan bir teşvik sistemi daha var. Biliyorsunuz sanayi için. Ama bunun yanında TÜBİTAK'tan verilen kaynaklar yeni incubation'da olacak olan yeni işlere, yeni patentlere verilecek olan destekler. Bütün bunlar bir bütün. Bütün bu sistem birbirini besleyecek ve destekleyecek ve ben hep söylüyorum, bu araştırma merkezlerini iyi çalıştırırsak, başarılı yaparsak, bugün verilen bu teşvikler ve bu düzenlemeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kalkınmadan Sorumlu Bakanlığımız bunların desteği var. TÜBİTAK var, bizlerin kurduğu centerlar, merkezler ve buradaki ekipler var. Bu sistem iyi çalıştığı zaman bütün üniversitelerde şimdi teknoloji transfer ofisleri kuruldu. Bunu ilk kuran biziz Sabancı Üniversitesi olarak. Dolayısıyla bu örneği taşıyor şimdi diğer üniversitelere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve YÖK. Bu da çok önemli. Bütün bu bir iklim. Yani bataklıkta bir gül açmaz. Tamam mı? Bütün hepimiz hep beraber yapacağız değil bunu. Mi? Dolayısıyla ben çok umutluyum. Yepyeni bir dönem başlıyor Türkiye için. Yani bizim teknoloji için, değil mi? Evet. Buluşlar, öyle patentler, uzaktan izlemeyeceğiz, her şey olabilir. Ve bu da bizim inşallah hep sorunumuz olan, işte ben onu diyorum, katma değeri daha yüksek, daha çok teknoloji kullanılan, daha verimli çalışan bir endüstri ve üretim sistemleri ve marka yaratma, bütün bunlar bizi cari açığımıza karşılık bunları yapmamız gerekiyor. Daha yüksek katma değerli teknolojili ürünler. Ben onun için nanoteknoloji merkezi ve buradaki çalışmalarımızı çok önemsiyorum. İnsan kaynağı açısından da herhalde çok, artık iyiyiz değil mi Özge gibi? Çok parlak araştırmacılarımız var. Yani bu da önemli bir yeni bir durum. Yani çok başarılı araştırmacılar, uygulamaya dönük araştırma yapan araştırmacılar. Ve bu tabii üniversiteyi de başka bir boyuta getiriyor. Tabii. Üniversite sanayi işbirliğini artırıyor. Bu da üniversitelerimize artık bir erişilemez bir kule olmaktan çıkarıyor. Daha iç içe, evet, sanayiye yaklaştırıyor. İç içe ve birlikte daha çok şey yaratacağız gözüküyor. Peki ya bu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Yönetim Kurulu? Siz oraya atandınız. Dünyanın birçok büyük dev şirketlerinin CEO'ları, başkanları ile berabersiniz. Evet, evet. Bazı dostlarla beraber olacağız orada. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'da başkanlığınızı yapıyor. Evet. Nasıl oldu bu? Nasıl seçildiniz ve neler yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Şimdi bir kere yani şöyle bir şey. Geçen sene Birleşmiş Milletler'in New York'ta senelik
bir konferansı var. Önemli bir konferans UN'in. Özellikle UN Women'ın uluslararası kadın konusunda yaptığı bir konferans. Beni oraya keynote konuşmacı olarak davet etmişlerdi. Orada Sayın Genel Sekreter'le daha yakınlaşma ve birbirimizi daha iyi tanıma fırsatımız oldu. Daha sonra Davos'ta yine biliyorsunuz siz de bizle çok geldiniz sağ olun. Bu kadın ve kız çocuklarının haklarıyla ilgili Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaptığımız çalışmalarla ilgili. Özellikle Davos'ta bu sene bu Child Bride dediğimiz çocuk gelinler konusunda dünya çapında bir şimdi girişim var. Bütün vakıflar ve gene Ban Ki-moon'un desteklediği önemli bir girişim başlatıldı. Ben gene orada da beraberdik genel sekreterle. Bu beraberlikler ve birlikte konuşma ve tartışmalarda sonra kendisi bana bunu teklif etti. Onurlu bir görev. Onurlu bir görev. Mi? Ama henüz ilk toplantısı Rio'daydı. Katılamadım. Güzel bir yerde olmuş. Ama gidemedim maalesef. Çok uzaktı. Tek kadınsınız orada? Hayır değilim. Başka kadınlar da var. Ama zannediyorum bu bölgeden diyelim. Dünyanın bu bölgesinden tek benim galiba. İşte gene Ekim gibi tekrar bir toplantısı var. Ona katılacağım. Önemli bir görev. Dünya yani insanlık için çok şey yapılıyor. Ban Ki-moon'un genel sekreterin oradaki yaklaşımı bu danışma kurulunu kurmasının arzu etmesinin sebebi de o. Bu tip United Nations gibi, Birleşmiş Milletler gibi büyük kurumlar ve kuruluşlar bir süre sonra biliyorsunuz etkinliklerini sorguluyorlar. Ne kadar etkili oluyoruz, ne kadar pratik çözümler bulabiliyoruz dünyanın sorunlarına. Bana teklif ederken görevi sizin gibi iş insanlarını onun için istiyoruz dedi. Biraz daha pratik, biraz daha sahada uygulanabilir çözüm önerilerine ve desteklere ihtiyacımız var dedi. Bir de ayrıca şunu söylemem lazım ki hakikaten burada Türkiye'de yaptığımız Sabancı Vakfı'nın Birleşmiş Milletler'le yaptığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ve şimdi aileden sorumlu Sosyal Bakanlığımızın Sayın Fatma Şahin'in de katıldığı bu kız çocukları ve kadınlarımızın insan haklarıyla ilgili projemiz 6 senedir yapıyoruz biliyorsunuz. Bu zaten çok, çok başarılı getirdi, oldu. Değil mi? Evet, bence başarılı oldu. Çok başarılı oldu. Çünkü yerel çözümler getirdi. Evet. Onunla ilgili soracağım bir soru var ama kısa bir ara vereceğiz Güler Hanım. Sevgili izleyiciler bizden ayrılmayın lütfen. İşinizi büyüten teknolojiler Turkcell'de. Turkcell'de işte hayat devam edecek. İşinizi büyüten teknolojiler Turkcell'de. Turkcell'de işte hayat devam ediyor. Sevgili izleyiciler, İşte Hayat'ta Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ile yaptığımız sohbete devam ediyoruz. Güler Hanım, merak ediyorum. Türkiye'nin en önemli sosyal sorunlarından bir tanesi çocuk gelinler gerçekten. Sizin vakıf başta olmak üzere bu konuda sivil toplum kuruluşları çok iyi çalışmaya başladılar son zamanlarda. Evet. Peki Ban Ki-moon'un size söylediklerinden yola çıkarak düşünüyorum ki bu dünyanın da mı önemli bir sorunu? Aynen, dünyanın da çok önemli bir sorunu. Biz biliyorsunuz Sabancı Vakfı olarak bunu ilk destekleyen, hibe veren ve Uçan Süpürge Vakfı'na, derneğine destek olan Sabancı Vakfı oldu. Dolayısıyla da hakikaten çok yol yürüdü bizim uçan süpürge. Hatta çok güzel örnekler yaptılar, çok güzel gelişmeler gösterdiler. Ama hakikaten bu bütün dünyada bir sorun. Sadece Türkiye'nin bir sorunu değil. Özellikle tabii gelişmekte olan ülkelerde çok sorun. Az gelişmiş ülkelerde daha da büyük bir sorun. Yani orada artık iyice felaket, kızlar satılıyor yani bayağı fiyatları var filan yani. Ondan sonra dolayısıyla bu hakikaten çok önemli bir sosyal yara. Ben buna böyle bakıyorum. Bu çünkü birçok şeyi etkiliyor.
bu sadece kendine zarar vermiyor. Sadece olduğu olayı etkilemiyor. Bu gelin dediğiniz çocuk, gelinler çocuk doğuruyor, anne çok, oluyor. Çok dramatik ve dolayısıyla aslında. Bu toplumun büyüyen bir yarası oluyor. Bizde çalışmalar var ama bu bütün mesele geliyoruz. Bu bir toplumsal duyarlılık meselesine geliyoruz. Bu bir eğitim meselesine geliyoruz. Ve bu beraberinde tabii o anlamda hakikaten Sayın Fatma Şahin de bu konuya çok eğiliyor, evet. Önem veriyor. Hı-hı. Bu da beni memnun ediyor. Biz kendisiyle birçok alanda çalışıyoruz ama bu konu önemli bir konu. Çok. Bu daha sonra kadın ve kız çocuklarımızın eğitimini, kadınlarımızın iş hayatına girişini, her şeyi etkiliyor. Her şeyi, hayatı tamamen etkileyen bir konu. Çocuklarını. Evet. Ne güzel, bu proje çok çok güzel. Peki, şöyle bir şey söylemişsiniz, ilgimi çekti. Ölçülemeyen hiçbir şey başarıya ulaşamaz, geliştirilemez diyorsunuz. İş yaparken gerçekten her çalışmayı ölçmeye çalışıyor musunuz? Hı hı. Bu yöntemin avantajları nelerdir? Nasıl ölçüyorsunuz merak her ediyorum. Her konuda doğru bir laf bu ama tabii her şeyi çok ölçemiyoruz. Özellikle biraz önce konuştuğumuz gibi sosyal konularda, sosyal değişimle ilgili konularda daha çok zaman alıyor bu sosyal değişim. Ve bana yıllar önce birisi söylemişti bu konularda, bu iş sosyal değişim konuları hakikaten bir çiftçiliğe benziyor. Önce dikiyorsun, bakıyorsun, besliyorsun, ondan sonra harvest ediyorsun. Yani ondan sonra ekin zamanı diyoruz biz buna. Dolayısıyla zaman alan bir şey. Nasıl bir iş hayatında bir işi başlıyorsun, çalışıyorsun, para kazanıyorsun. O ne kadar zaman alıyorsa bunun iki katı, üç katı düşünüyorsun sosyal konularda. Ama ölçmek zor. Ölçmesi zor olan işlerde de yine biz yine de ölçmeye çalışmalıyız. Ama bu genel bir sözdür ve doğrudur. Eğer bir şeyi ölçebiliyorsanız o işi iyileştirebilirsiniz. Değil mi? Evet, geçen sene buydu. Bu sene bu. Tabii. Daha ileriye götürmek mümkün olur ancak. Yine sizin bir öğrencilere yaptığınız bir konuşmada diyorsunuz ki insan hakları, kadın erkek eşitliği, farklılıklara saygı, özgür düşünce gibi evrensel değerlerden asla şaşmayın. Bunlar sıkıştığınız zaman size yol gösterecek. Sabancı Vakfı'nın stratejik dönüşümünü bu fikirden hareketle mi hayata geçirdiniz? Evet, bu Sabancı Üniversitesi'nin bir mezuniyetinde gene evet, yaptığım bir konuşmaydı. Çok ilginç. Evet, özeniyorum o konuşmalara çünkü gençlerin de unutmadığını görüyorum. Sonradan feedback geliyor. Öyle, dolayısıyla onlara önem vermeye çalışıyorum. Bu önemli bir şey hayatta. Evrensel değerlerle baktığınız zaman birçok soruna daha kolay çözüm bulabiliyoruz. Ve özellikle sosyal sorunlarımızda ve özellikle sosyal gelişim alanlarımızda. Biraz önce çocuk gelinleri konuştuk. Bunun gibi birçok konuda evrensel değerlere baktığımız zaman, bilime, ilime, onun gereklerine baktığımız zaman çözüm bulmak daha kolay oluyor. Sabancı Vakfı'nın dönüşümüne gelince, Sabancı Vakfı Türkiye'nin en eski vakıflarından biri, bir aile vakfı olarak ve çok başarılı olmuş bir vakıf. Dolayısıyla yani Türkiye'nin her yerinde bilinen ve bir tanınan binası, bir okulu, bir etkisi, bir dokunması olmuş evet, bir vakıf. Dokunmuş bir vakıf. Dolayısıyla bundan vazgeçmek istemiyoruz. Bu bizim asli görevimiz olarak biliyoruz. Biz Sabancı'da bir kere hakikaten vakıf çalışmalarımıza ve sosyal çalışmalarımıza işimiz kadar önem veriyoruz. Bizim için bir elimizde işimiz, iyi yapmalıyız, başarılı olmalıyız, para kazanmalıyız, kazandırmalıyız hissedarlarımıza ve topluma, bir elimizde de doğru
sosyal sorumluluk projeleri yapmalıyız ve biz bunu vakfımız kanalıyla yapıyoruz. Vakfımızın yeniden yapılanması gereğini de bu şekilde göze aldık. Dönüştürdünüz değil mi? Dönüştürdük vakfı diyebiliriz. Evet. Yani stratejisini yeniledik. Ben biraz önce de söylediğim gibi hiçbir şey hep aynı kalamaz ve kalmamalı. Tabii. Sabancı Vakfı başarılı bir vakıf, dediğim gibi topluma çok dokunmuş bir vakıf ve bir sorumluluktur başarılıysa. Daha başarılı olmayı araması lazım. Ama hep aynı şeyleri yaparak mı başarıyı devam ettireceğiz, yoksa farklı bir şeyler yaparak mı, değişimi göz önüne alarak mı diye baktık. Bu alanda hakikaten gördük ki Türkiye'nin de geldiği yer, Sabancı Vakfı'nın da yaptığı işler bizi biraz daha farklı olabiliriz'i gösterdi. Evet, evet. Sabancı Vakfı'nın hibe programlarını ben de çok takip ettim. Bazen jüride de yer aldım. Evet. Çarpan etkisini çok hissediyorsun. Yani evet, proje küçük olabilir ya da bütçesi çok az olabilir ama çok fazla insana dokunuyor. Çok fazla insana dokunuyor. Biz bunu Şelale yaptığımız araştırmalarda gördük ki Amerika'da bizim gibi vakıflar var. Rockefeller Vakfı var, Ford Foundation var, büyük vakıflar. Evet. Bizim gibi evrelerden geçmişler ve bir süre evet, sonra gelmişler ki birikimleri, ekipleriyle sosyal değişime bu şekilde katkıda bulunabilir olurlar. Neden? Çünkü bizde de hakikaten Sabancı Vakfı'nda siz de gördünüz, sağ olun, jüride de yer aldınız. Yani seçme, yol gösterme, destekleme, sadece para verme değil. O yani sivil toplum örgütlerinin proje yapmalarını destekliyorsunuz. Bir kere proje aldılar mı, yaptılar mı, başarılı oldular mı gene yapabiliyorlar. Ve başka kaynaklardan da gelir elde, fan getirebiliyor, yani hibe getirebiliyorlar. Tabii. Dolayısıyla bunun çarpan etkisi sadece projenin bir kişiye, beş kişiye, yüz kişiye değmesi değil. Onun beraberinde daha sonra sosyal değişim için yaptığı katkıyı gördük. Ve bize de tavsiyeler böyle oldu ve bunu başlattık. Bu sene 3. yılımızdayız. Yakında açıklayacağız bu senenin evet hibe alan kurumlarını, projelerini. Ne güzel, böylece diğer vakıflarla da işbirliği içinde aynen, olmak iyi aynen. Bir şey. Yani bir de içinde yaşadığımız dönem mi? Böyle bir dönem. Evet. Yani 21. yüzyıl artık hiçbir konuda, hiçbir şeyde bir kişi, tek bir vakıf değil. Beraber yapılırsa etkisi daha fazla evet, oluyor. Yani çarpan etkisi dediniz, aynen böyle. Yani network önemli, işbirliği önemli. Ayrıca bu da öğrenilen bir şey. Birlikte çalışma, birlikte proje yapma, birlikte başarıyı arama da inanın ki öğrenilen bir şey. Bugün bu konularda en ileri Amerika'dır. Bakın başarılarının birçoğunun arkasında bu yatar. Dolayısıyla çok güzel bir söz var burada. Ben bunu da hı-hı, şey yapıyorum. Özellikle sosyal sorumluluk projeleri için geçerli. Diyor ki krediyi kimin aldığını çok önemsemezsen yapılacak şeyin sınırsız olduğunu görürsün. Aa, çok güzel bir lafmış. Çok güzel. Yani ego ve krediyi evet, bırakırsan evet, bir yana lazım herhalde, sınırsız olduğunu özellikle görürsün. Özellikle de sosyal projelerde. Sosyal projelerde. Çok güzel. Bu işbirliğini açan bir yol. Tabii. Evet. 2012'nin yarısını bitirdik. Evet. Türkiye ekonomisini nasıl görüyorsunuz ve nasıl bir yol haritamız var? Neler düşünüyorsunuz? 2012'nin yarısını bitirdik. Evet, ben 2012'ye girerken Türkiye bu sene %5 büyürse bana sürpriz olmaz demiştim. Ama Babacan ve ekibi, ekonomi yönetimi frenlere bastı. Şu anda %3 civarında bir büyümeyle gidiyoruz. Evet, planlandığı gibi gidiyor denilebilir. Evet. Bu da çok önemli. Yani bir 3 yıllık plan var önümüzde. O 3 yıllık planın ilk ayağındayız. Evet. Ekonomi yönetiminde en önemli unsur bu. Nereye gittiğimizi biliyor muyuz? Ve biliyoruz. Biliyoruz. Türkiye'de nereye gittiğimizi biliyoruz. Bu orta vadeli program, bundan öncekiler de hedeflerine ulaştı. Dolayısıyla önemli bir kredibilitesi de var. Bu önümüzdekinin de tutacağına inanıyorum ben.
Türkiye başarılı gidiyor. Yani ciddi kalkınma hamlesi içinde. Bu sene biraz yumuşak geçiş olacak gözüküyor. Bu da beklenen bir şeydi dediğim gibi. Frene biraz basıldı. Evet. Çok ısınmıştı. Biraz soğutmaya çalıştı. Dünyanın kıskandığı bir büyüme oranlarıyla gidiyordu. Evet. Değil mi? Bu da gidiyor onun hali. Paralelinde. Evet, evet. Bu da beklenen bir evet. şeydir. Yeter ki her şey kontrol içinde olsun, bilinerek olsun, sürpriz olmasın. Böyle olduğu zaman ekonomi yönetimi ve ekonomideki oyuncular, bizler tabii rahat ediyoruz. Rahat ediyoruz. Tabii sorunlar var. Dikkat edilmesi gereken noktalar var. Türkiye'nin her zaman biraz önce de bahsettiğim gibi önemli bir cari açık meselesimiz var. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Çok yüksek enerji faturamız var. Petrolü ve gazı ithal ediyoruz. Büyüme içindeyiz. Dolayısıyla da cari açığımız yüksek. Bunun da kontrol altına alınması lazım. Biraz ineceğini bekliyorum. Bu soğumanın içinde o da var. Anlıyoruz ki öyle olması lazım. Tabii Türkiye'nin bir yandan cari açığına dikkat ederken ve bunun için gerekli işlemleri yapması lazım. Onun için bugün çıkan teşvik sistemini, bu son zamanlarda yayınlanan bu TÜBİTAK ve bu ARGE ile ilgili teşvikleri çok destekleyici buluyorum ben orta ve uzun vadede. Ama bir konu var, her zaman hepimizin dikkat etmesi gereken bir konu. Biraz şimdi bir iş kadını olarak ters gelebilir bunu duymak ama... Nedir o? Tasarruf. Tasarruf yapmamız lazım. Türk halkının tasarruf Türk halkının yapması lazım. Biraz daha tasarruf yapması lazım. Veya Türk halkını tasarrufa teşvik edecek yeni düzenlemeler, ki o da mesela örneğin bir emeklilik sigortası konusunda. Tabii. Bu tip sağlık sigortası ayrı ama bireysel emeklilik, emeklilik konusunda çok ciddi bir yeni döneme giriyoruz. Birazcık yaptılar aslında. Evet, biraz 100 lira yapıldı. Yatırsan evet evet. 20, önemli bir başlangıçtır. Alabiliyorsun. Önemli bir başlangıçtır. Bunun gibi, bunu bir örnek olarak gösteriyorum. Bunun gibi tasarrufu destekleyici adımlar olması lazım ama yine söylüyorum, üst üste yönümüz doğru. Doğru yönde gidiyoruz. Tabii ki her zaman, her konuda iyileştirilecek yerimiz var. Bu iyi ki de var. Yani yoksa yaşam... Zaten kusursuz olamaz herhalde. Olamaz. Değil mi? Her konuda iyileştirilmesi gereken yerimiz var. Bu ekonomide de böyle. Anayasamızı yeniden yapacağız. Bu önemli bir konu önümüzde. Şu anda en önemli demokrasiyle konu, ilgili geliştirmemiz gereken konularımız var. Evet. Daima geliştirme olması gereken konularımız var. Peki Türkiye ekonomisini anlattınız. Sabancı'nın durumu nasıl? Avrupa'daki krizi takip ediyorsunuz herhalde. Bir de Orta Doğu hep kaynıyor, hep bir yangın var. Evet. Suriye'deki olaylar özellikle. Bir herhangi bir revize ettiğiniz bir şey oldu mu? Kriz, özellikle Avrupa'daki krizden dolayı sizin yol haritanızda değişiklikler oldu mu? Nasıl yol haritamızda fazla bir değişiklik olmadı ama bunları göz önüne aldık. Bunları planladık. Dolayısıyla yani Avrupa'daki kriz yeni değil. Maalesef yeni giderek değil. Giderek derinleşti tabii yani. Giderek derinleşti ve gitgide daha zor çözüme doğru gidiyor ama ben hala yani bazı çözümler de getirildi. Çok da haksızlık etmeyelim. Yani demokrasilerde ve bu kadar çok ülkenin bir arada tek bir para birimiyle, yani united bir birlik, bir birliktelik var. Evet. Ama bir birliğin bir parası var. Bu birliğin parasının birlikte bir mali disiplini, mali politikası yok. Yavaş yavaş oraya geliyorlar. Ben bunu da bir fırsata çevirebilirler diye düşünüyorum. Yani Avrupa... Ya da bu... sizler çevirebilirsiniz bunu fırsata. Türk iş adamları ve iş kadınları... Hepimiz, herkes bunda bir payını arıyor zaten. Ve Avrupa. Bir desteğini arıyor ve payını arıyor tabii. Evet.
Bence Avrupa'nın süreci uzun sürecek. Yani Avrupa'nın istenilen yere gelmesi, yani güçlü bir euro ve euroya güç veren, güçlü mali politikalarla desteklenen bir euro zaman alacak oraya gelmemiz. Dolayısıyla biz planlarımızda bunu böyle öngörmeliyiz. Türkiye de bunu öyle öngörmeli. Biz öyle öngörüyoruz Sabancı olarak. Güler Hanım, peki Avrupa'daki bu krizin sizce Türkiye'ye nasıl bir etkisi var? Türkiye'ye bir kere birkaç açıdan etkisi var tabii. Birincisi tabii ki Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız, evet, diyelim. %47 ihracatımızı oraya yapıyoruz. Sevindirici olan bunun içinde büyük kısmının Almanya'ya oluşu. Çünkü Avrupa'da şu anda en iyi durumda olan. Ama Türkiye'nin bakıyorum ben, bankalarımız mesela borçlanmalarını çevirebiliyorlar. Hiçbir sorun yok. Yani yeniden o finansal açıdan çok büyük sorun yok. Hı hı. Ama ben şunu gözlemliyorum. Avrupalı ortaklarımızdan, ortaklarımızın Türkiye'deki işlerinden çok memnunlar ama Türkiye dışındaki işlerinden memnun değiller. Türkiye'deki işleri sayesinde para kazanıyorlar, evet, değil mi? Yani dolayısıyla bunu çok yakın gözlemliyorum. Zamanla ne olabilir? Eğer bu Avrupa'daki kriz çok derinleşirse buradaki yabancı ortaklarımız Avrupalı büyük şirketler acaba bizlerin, Türkiye'nin büyüme arzusuna yeterince ayak uydurabilirler mi gibi bir çok ilginç bir şeyler olabilir. Tabii, değil mi? Olabilir. Oraya doğru gidiyor. Yani Türkiye şu anda orada değiliz, evet, ama bu da tabii düşünülmesi gereken bir konu. Şu anda onlar bize ne diyorlar? Ah, İyi ki Türkiye'de varız diyorlar. Değil mi? Evet, çünkü Türkiye en iyi giden işimiz, Avrupa'da memnun değiliz diyorlar. Ama evet, bu da ileriye dönük düşünmemiz gereken bir konu. Ama şu var. Neler olabilir Türkiye, yani? Türkiye senaryolar. Türkiye iyi gittiği sürece. Hı hı. Dünyada likidite çok kuvvetli. Yani Amerika'da falan çok likidite var. Bir para var değil bir mi? Para, evet, var. Yani o nereye yani gidecek? Biz o nereye gidecek? Evet. Yani bizim gibi gelişmekte olan ülkeler en fazla payı almak için çalışmalıyız. Türkiye şu anda o konumda. Yani bu konuda dolayısıyla ben orta ve uzun vadede benim Türkiye'nin bir finansal sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Hiç böyle bir beklentim yok. Tam tersi, yine diyorum, biz doğru yolda iyi gittiğimiz sürece, ev ödevlerimizi yaptığımız sürece, mikro reformlarımızı yaptığımız sürece, diğer reformlarımızı yaptığımız sürece, doğru yolda yürüdüğümüz sürece biz dünyadaki krizden dolayı da nereye gideceğini bilemeyen o ciddi likiditeden, biraz önce dediğim gibi, onu fırsata çevirebiliriz ve Türkiye'ye çok çekebiliriz. Değil mi? Güler Hanım, kısa bir ara vereceğiz. Sevgili izleyiciler, birazdan yine beraber olacağız. İşinizi büyüten teknolojiler Turkcell'de. Turkcell'de işte hayat devam edecek. İşinizi büyüten teknolojiler Turkcell'de. Turkcell'de işte hayat devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Güler Hanım'la yaptığımız sohbete devam ediyoruz. Sabancı Müzesi'nde birbirinden ilginç sergiler oluyor. En son Rembrandt'ı gördük. Bütün bu sergilerin arkasında da Güler Sabancı, Nazan Hanım, müzenin genel müdürü ve dev bir kadro var. Sanıyorum bize bir sürpriz var, değil mi, Türkiye olarak? Evet, evet. Rembrandt çok başarılı oldu. Rembrandt ve çağdaşları. Hatta uzatıldı mı? Evet, hatta uzatabildiğimiz kadar uzattık. Daha çok uzatmayı da arzu ederdik ama o kadar sınırlıydı yani. Hakikaten çok olağanüstü bir sergi oldu. Bu sene biliyorsunuz müzemizin bizim 10. yılı. Dolayısıyla bu 10. yıla özel hazırlandık. Ve Rembrandt ve çağdaşları, yani aslında Hollanda ile Türkiye'nin 400. yılını kutlama. Üst üste geldi. Şimdi de bir Hollanda sergisi var müzemizde şu anda. Şu anda. Çok tavsiye ederim görmenizi.
bir Kobra diye bir sergi. Ha, ben de henüz ve görmedim. Çok eğlenceli, çok renkli. İkinci Dünya Harbi'nden sonra gençlerin bir araya gelerek yaptıkları 1000 gün sürüyor. Yani 3 yıllık bir wow. hareketin sergisi. Kopenhag, Belçika ve Amsterdam'daki gençler artık savaş sonrası neşelenelim diyorlar. Yaşama sevincini tekrar ortaya koyalım diyorlar. Böyle bir sergimiz var. Ayrıca mutlaka görülmesini tavsiye ettiğim bir şey, biz bütün hat odalarımızı yeniledik. Hat odalarımıza teknoloji getirdik. Tabletler geldi, evet, iPad'ler evet. geldi. iPad'lerinizle artık gelip değerli kitaplarımızı, Kur'anlarımızı, fermanlarımızı okuyabilirsiniz. Çok güzel. Sayfa sayfa açıp bakabilirsiniz. Böyle bir yeni bir yenilendi o bölümümüz. Ama sizin sorduğunuz sürpriz. Evet. evet. 8 Onu ilk beraber 8 evet. 8 Ekim'de Claude Monet geliyor. Süper. Evet. Monet geliyor. Türkiye'ye Monet, ilk defa Türkiye'ye geliyor. Geliyor sevgili izleyiciler. Evet. Gerçekten evet, Sabancı evet, Müzesi evet. çok güzel bir şey evet, yapıyor. Evet. İnanılmaz nülüferleriyle, bütün çiçekleriyle Claude Monet inşallah İstanbul'daki sanatseverlerle buluşacak. Bir yılda iki bomba sergi olmuş olacak değil mi? Bu sene öyle oldu. Bu sene 10. Öyle yıl olacak. Diye böyle oldu. Diye. Her sene bu kadar olmayabilir. Sanatseverler bayram ediyor. İyi evet, bir şey oluyor evet, gerçekten. Evet, artık evet. yurt dışına sergi dolaşmaya gitmeye gerek kalmıyor. Yani çocuklarımızı götürelim. Gerçekten bu sanatçıların eserlerini yerinde görelim. Çünkü nereden görecekler evet. diyemiyoruz artık. Çünkü onlar ayağımıza geliyor evet, bir anlamda. Evet. Bir de çok güzel çocuk programlarımız var Şelale hakikaten. Evet, takip Şimdi, ediyoruz. Evet evet siz herhalde takip ediyorsunuz. Ben de dün yine biz müzedeydik toplantımız vardı. Nazan Hanım ve ekip anlattılar. Şimdi inşallah Claude Monet'de de çocuklar çok güzel çiçekler yapacaklar Şahane. Diye düşünüyoruz. Çok Çünkü süper. Monet'in bahçeleri, çiçekleri Harika. Meşhur. Peki AKM'ye destek verdiğiniz için herhalde yine sanatseverler çok mutlu. Çünkü bir kangrene dönüşmüştü. Sizin verdiğiniz destek ve devletin de geri kalanını tamamlamasıyla AKM'nin evet. yeniden açılmasını sağlayacak grubunuz. Ne hissediyorsunuz? Sizin başkanlığınız dönemine rastladı çünkü. Bu Sayın Ertuğrul Günay Bakanımız bu konuyu gündeme getirdi, bana açtı. Ben de tabii böyle bir önemli projede Sabancı olarak katkımız olmasını arzu ederek aileye götürdüm. Başta Erol Bey olmak üzere. Bütün aile fertlerimiz, Suzan Hanım, Sevil Hanım, Zehra Hanım çok desteklediler. Ve Sayın Bakanımıza müsbet döndük. İnşallah İstanbul için, Türkiye için önemli bir proje. Çok manevi değeri olan bir yer Atatürk Kültür Merkezi, opera binası. Umuyorum ki en kısa zamanda tekrar sanatseverlerle buluşur. Bizler de grup olarak böyle bir şeye katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Ne güzel. Güler Hanım çok teşekkür ederiz bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Size başarılar çok diliyorum. İyi Ramazanlar diliyorum. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, bugün Türkiye'nin en güçlü kadınını ağırladık. Her ne kadar kendisi böyle dememizden hoşlanmıyorsa da sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en güçlü kadınları arasında gösteriliyor Güler Sabancı. Yarın İşte Hayat'ta yine değerli bir konuğumla birlikte olacağız. Hoşçakalın. İşinizi büyüten teknolojiler Turkcell'de. Turkcell işte hayatı sundu.